Türk-Amerikan ortaklığına bugün eğer sözde ortaklık olarak bakıyorsa hem Amerika hem Türkiye. Türkiye de yani Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı dil Amerika'yı bir stratejik ortak olarak görmediğini, hatta hasmane yani Türkiye'de PKK'nın yanında olduğunu söylemesi, bu ne biçim stratejik ortaklık diyor. Amerika'da sözde stratejik ortak diyor. Dolayısıyla iki tarafta da çok ciddi bana göre algılamada, değerlendirmede, analizlerde, tehdit belirlemede çok ciddi kopuşlar var. Ve bu kopuşun temelinde aslında Suriye var. Yani Suriye 2013'ten beri, 2014'ten beri, Kobani'den beri Türk-Amerikan ilişkilerinde Amerika'nın YPG'ye verdiği destek nedeniyle inanılmaz bir kopuş yarattı. Yani biz S-400'ler üzerinden giderken aslında deprem daha çok Kürt meselesinde Amerika'nın bu Suriye politikasında yaşandı. Bunun üstüne bir de 2016'da FETÖ bindi. Dolayısıyla yani şu anda yaşananlar Recep Tayyip Erdoğan'a eğer iç siyasette bu meseleleri kullanmak istiyorsa müthiş bir fırsat sağlıyor. Yani bu tip bir dil kullanması Amerikan dışişlerinin Türkiye'de gerçekten kendisine anti-Amerikanizm yapma, milliyetçiliği daha da üst perdeden gerçekleştirme ve muhalefeti bir şekilde HDP'nin yanına yaklaştırmama açısından da fırsatlar sağlıyor. O nedenle Rize'deki yaptığı konuşmayı ben açıkçası hiç yadırgamıyorum. Bunun arkası da gelir gibi geliyor bana. Amerika'nın çünkü YPG konusunda, Suriye konusunda ciddi bir politika değişikliğine de gireceğini çok zannetmiyorum.